Şimdi ben başkan olduktan sonra, biraz öncesi de var aslında, yönetim kurulu üyeleriyle beraber bir dizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Bunun ismi de biz nezaket ziyaretleri dedik ismini. Şöyle yaptık, tüm siyasi partilerin genel başkanlarından randevu istedik. Bunun dışında kurum ve kuruluşların yöneticilerinden, başkanlarından randevuları istedik. Birkaç tane de örnek vermek istiyorum buna. Çok önemli, önemsiyorum ben. Çünkü bizim çıtamızı yükseltmemiz lazım. Yani avcının çıtasını yükseltmemiz lazım. Kamuoyunda çünkü yanlış bir inanış var. Medyada yanlış bilgilerle donanmış durumda, yaban TV haricinde. En ufak bir problemde avcıları katliamcı gibi, katil gibi gösteriyorlar. Dolayısıyla biz de toplumun büyük bir kısmına doğru anlatmamız lazım kendimizi. Şimdi aklıma gelenleri söylüyorum. Mesela Anayasa Mahkemesi Başkanımız Haşim Kılıç'ı ziyaret ettik. Onu avcıyla anlattık. Haşim Bey de yaban TV izleyenlerden biri, onu hemen söyleyeyim. Ondan sonra dedik ki yani bizim yaptığımız hasattır. Bir de avcının ülkenin en güvenilir kesimlerinden biri olduğunu söyledik. Onu söylerken de benim klasik bir tanımım var. İşte bir kere sağlıklıdır diyoruz, sağlık raporumuz var. İşte suçlu değiliz, adli sicil belgemiz var. Harçlarımızı, vergilerimizi ödüyoruz. Eğitimliyiz çünkü sertifika eğitim programı var. Ona katılıyoruz, sınava giriyoruz, başarılı olursak belge alıyoruz. Onun dışında bizim adresimiz, bilgilerimizi ve nüfus bilgilerimizin tamamını emniyet ve savcılık bilir ve günceldir bunların hepsi. Ve işte toplumun en güvenilir kesimlerinden biriyiz biz aslında. Yani insanların da böyle bakması lazım. Biz bunları anlatıyoruz. Bunun dışında da yani bir doğanın bir taşıma gücü olduğunu, bizim yaptığımızın bir aşı gibi, bir hasat gibi olduğunu anlatıyoruz. Tabii buna da bilimsel argümanlarla yaklaşıyoruz. İşte Haşim Bey, daha sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na gittik. Onlara da dedik, yani bizim kanunsal problemlerimiz var, yasada da bazı sıkıntılar var. Dedik ki biz yine sağ olsun onlar da kabul ettiler. Anlattık yani, hukuki sıkıntılarımızı anlattık. Daha sonra ziraat odalarına gittik. Yönetim kuruluyla bir toplantı yaptık. Biz doğada ava çıktığımız zaman yanlış kullanılan zira ilaçları gördük biz orada. Onların boş kutulara atılmış, onun içine yağmur yağdığı zaman su birikintileriyle içinde kalan, siz söyleyin, zehirli ilaçlar kuşlar içiyor. Kuşları yiyen diğer yırtıcılar ölüyor, onu yiyen tilki ölüyor. Besin zinciriyle doğaya büyük bir zararı var. Bununla ilgili birlikte dedik ne yapabiliriz? Yani köylere yetebilir miyiz? Gidelim birlikte çalışalım. Onunla ilgili aramıza bir protokol yapacağız bugünlerde. Daha sonra Muhtarlar Federasyonu'na gittik. Dedik ki muhtarlar keyfi olarak avı yasaklıyorlar bölgelerinde. Böyle bir yasaklama yetkileri yok. Yasaklama olayını sadece Merkez Av Komisyonu yapar. Yılda bir, en az bir kere toplanır Merkez Av Komisyonu. Onu anlattık. Gerçekten bilmiyorlardı. Bize şöyle yaklaştılar. Ya Kamil Bey, sen ava gitmek istiyorsan bize söyle, istediğin yerde avı yapalım. Onlar sanıyor ki o bölgenin sahibi biziz her türlü konuda. Biz de kanunları madde madde götürdük. Bilgilendirdik. Şaşırdılar gerçekten. Muhtarlar Federasyonu 55 bin tane muhtara bir genelge çıkardı. Yani bizim böyle bir yetkimiz yok. Avcıların özgürlüğünü kısıtlamayın diye. Bunun gibi. Bunun dışında işte CHP Genel Başkanı sağ olsun kabul etti bize. Biz avcılara anlattık. Biz anlatınca şey dedi. Ya buraya avcılar değil dedi. Korumacılar gelmiş dedi. O da çok güzeldi. Hem Genel Başkan Yardımcısı hem Kemal Kılıçdaroğlu şeyi izliyor, yaban TV izlediğini söyledi. Çünkü yani ben biraz sonra da belki onu açacağım ama yaban TV gerçekten her tarafta izleniyor, yani bunu söyleyeyim. Federasyon olarak da bu çalışmalarımız devam ediyor. Bir ziyaretimiz daha oldu. Ben onu çok önemsiyorum. Onu da anlatayım. Yani şunu söyleyeyim. Bir bu kadar da ziyarette bulunduk kurumlara. İşte Ankara Valisi'ne gittik. O zaten avcıları çok seviyor. Ondan sonra onunla bir göveç yemeye davet ettik. Bugünlerde bir göveç yiyeceğiz. Kızılay Genel Başkanı'nı ziyaret ettik. Dedik ki bana bağlı 40 tane dernek var. Ben tüm 40 derneğimin üyelerinin hepsinin kan gruplarını biliyorum. Bir kan bankası oluşturduk. Diyelim ki bizim Ankara'da hastane bol. Kütahya'dan diyelim ki bir hastamız oluyor. Geliyor herhangi bir üniversitede veya işte devlet hastanesinde kalıyor. Sadece bizim haberimiz oluyor. İşte bir avcı gelmiş. Bize üye olsun olmasın hiç önemli değil. Biz hemen hangi grup kaç ünite
kan lazım saat kaçta? Bu kadar. O kadar bilgi olsun. Bir geliyor avcı, hiç tanımadığımız bir avcı. İnternet sitelerinde falan görüyoruz genelde kan isteklerini. Ben arıyorum. Diyorum ki kaç ünite lazım? Hangi hastane diyorum. Bir geliyor doktor. 30 tane avcı orada sıraya girmiş. Bu da çok önemli bir şey. Ben bunu Kızılay Genel Başkanı'na anlattım. Özel bir günde dedim. Av bayramlarında, bayramlarında veya herhangi özel bir günde dedim. Bunu medyaya da paylaşalım. Bir kan bağışı yapalım dedim. İkincisi yine ülkenin, bu coğrafyanın insanlarıyız. Ülkemizi seviyoruz. Hiçbir şey duyarsız kalamayız. Biliyorsunuz bu Adapazarı depremi olmuştu. Büyük felaket. Orada büyük sıkıntılar yaşandı. Oraya biz de gittik. Yardım götürdük falan ama doğru dürüst şeye ulaşamadık. Yani yerlerine ulaşamadı. Neden ulaşamadı? Bazı sıkıntılar vardı. Dedik ki biz afetlerde dedik şey yapalım. İlk müdahalelerde görev almak istiyoruz. Gönüllü olmak istiyoruz dedik. Kızılay Genel Başkanımız da tüm teknik ekibi topladı. Bir 3-4 saatlik bir toplantı yaptık. Şimdi aramızda bir protokol yapıyoruz. Eğiticilerin eğitimi şeklinde bize afetlere müdahaleyle ilgili kurs verecekler. Sertifika da verecekler bununla ilgili. Biz yine bunu medyayla paylaşacağız. En azından toplumda da avcılar, bakın sadece yaban hayvanlarıyla işleri yok. Toplumun diğer kısımlarıyla da ilgileniyorlar desinler. Zaten içimizden gelen bir şey bu. Biz sonuçta bu ülkenin yurttaşlarıyız. Çok doğru çalışmalar yapmak istiyoruz. Hem ziyaret hem ticaret diye bir lafımız vardır ya, sizin bu ziyaretler de hem ziyaret hem icraat olmuş. İcraat oluyor, evet. Aynen öyle. Bahsettiğiniz bütün bu etkinliklerin sonucunda alınacak neticeler aslında sizin örgütlü olmasına dair, avcıların örgütlü çalışmasına dair çabalarınızın bir ürünü aslında. Onun sonucu olarak ortaya çıkacaktır hepsi de. Peki, sizin avcılığa dair hissiyatınızı sormak istiyorum ben. Avcılık sizin için nasıl bir tutkudur, nasıl bir duygudur? Vallahi ben keşke ilk çağlarda yaşasaydım diyorum. Evime sadece av eti götürsem diyorum. Yani beni evde bekleyenlere av eti götürsem. Yani avlanarak keşke hayatımı idame ettirseydim diye düşünüyorum. Av bambaşka, doğa bambaşka. Doğada her şey sahici. Yani bu modern yaşamdaki entrikalar, ondan sonra farklı şey, hiçbiri yok orada. Orada her şey sadece, gerçekçi orada. Yalan, dolan, hiçbir şey yoktur orada. Dolayısıyla ben hayatım boyunca keşke avcılıktan geçinseydim derim yani, onu söyleyeyim. Doğada yaşasaydım keşke. Yani şehri bile görmek istemezdim ben aslında, onu söyleyeyim. Sizin bir dönem çalışma arkadaşınız da olmuş. Konuşmalarınızın başında da ismini andığınız rahmetli Ufuk Güldemir de, evet. Amerika'daki kemoterapi tedavisinin sonrasında eşiyle beraber yeni yerlere gidip gezmek, eğlenmek, tatil yapmak yerine ava gitmeyi tercih, evet, etmiş. Buradan da benim çıkardığım sonuç açıkçası vazgeçilmez ve yapmayanın da anlamasının herhalde çok kolay olmadığı bir tutku olduğu avcılığın. Kesinlikle. Ben şunu söyleyeyim. Bunu tabii ben de söylemiyorum. Aslında Ortega diye bir bilim insanımız var, felsefeci. Orta Avrupa tarihine damgasını vurmuş bir metafizikçi. Şimdi gözleri önünde olan yaratıklar avcıdır. Aslan gibi, kaplan gibi, insan gibi. Gözleri yanında olan yaratıklar da avdır. Kuş gibi, koyun gibi, karaca gibi, geyik gibi. Sonuçta Cenab-ı Allah bizi avcı olarak yaratmış. Yapacak bir şey yok yani. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi dünyada ilk halk ihtilali Fransa'da oldu. Halk ayaklandı. Biliyorsunuz o dönemde soylular ülkenin tüm kaynaklarından yararlanıyordu. Köylü sadece soylulara hizmet ediyordu. Bunlar şatolarda kalıyordu. İşte köylüler üretiyordu. Avlatların tamamı soylularında. Köylülerin seyahat etme ve avlanma hakkı yoktu. Bir sürü haklar yoktu ama iki tanesi çok belirgindi. Fransa ihtilali oluyor. İşte halk ayaklanıyor. Sona doğru artık şatolara falan giriyorlar halk. Ondan sonra şimdi soylular sanıyor ki bizim hazinelerimizi falan yağmalayacaklar diye düşünüyorlar. Fakat insanlar ilk önce tüfekten alıp gidip soyluların avlaklarında av yapıyorlar. Anlatabildim mi? Yani hazineyi falan bir köşeye bırakıyorlar. İlk önce av yapıyorlar. Ve Fransız ihtilalinin en önemli maddelerinden biri de, kazanımlarından biri de avlanma hakkıdır. Yani Osmanlı'da da aynı. Osmanlı'da da halk padişaha köpek yetiştirirdi, kuş yetiştirirdi, av yetiştirirdi. Onlar avlanırdı yani. Bir
soyluların yaptığı bir işti daha doğrusu. Onun için de yani Ufuk Güldemir'in de rahmetlinin de doğaya kaçması, bizim doğa sevgimiz hep ondan kaynaklanıyor. Yani bizim damarlarımızda var daha doğrusu. Yani şunu söyleyeyim, avcılık vazgeçilmez bir tutkudur yani. Onu söyleyeyim. Yani yapmayan insanlar da belki o duygu kırılmış olabilir. Avcı adamdan hiç kimseye zarar gelmez, onu söyleyeyim. Biz ava gittiğimiz zaman bilgisayarı nasıl formatlarsınız? Evet. Pazartesi günü geldiğimiz zaman biz formatlanmış olarak gidiyoruz. Cuma günü... Sinirleri alınmış, tabii, sakin, tabii, huzurlu tabii adamlar yani, diyorsunuz. Şey gibi, lokum gibi oluyoruz yani. Çok güzel bir benzetme gerçekten. Efendim, Avdoğan'ın 101. sayısı nasıl hazırlanıyor diye soracağım ben Kamil Bey'e, ama önce kısa bir ara verelim isterseniz, sonra devam edelim sohbetimize. Tamam.